13 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Sokrat bizimle. Üf, nasıl tarzı biliyor musun Berk? Nasıl ya? Cesaretsizce bu iş olmuyor. Avrupa yakasında. Berk Atan geliyor. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi misin? İyi, fena değil. Tabii ki senin için de deli gibi hazırlandık Berk. Sen şimdi İzmir doğumlusun. Evet. Oyunculuk için İstanbul'a geliyorsun. İzmir'de de bayağı ailene de düşkün biri olduğuna dair bilgilerimiz var. Buraya nasıl alıştın? Zor oldu mu? Ya aslında zor olmadı ya. Yani ben 19 yaşında İstanbul'a yerleştim. Ama yerleşmeden önce zaten sürekli bir gidip gelme temposu vardı. Ben burada bir tezgah kurdum. Ya dedim ki yani İstanbul'da arkadaşlarım falan. Hani bana İstanbul'da artık bir şey olmaz dediğim noktada. Ve hani kendimi güvende hissettiğim noktada. O zaman geldi. Evet, ya 20 yaşında geldim. Oo, harika. Ondan sonra Allah'a şükür işler de çok da güzel gitti. Yolunda da gitti. Evet, maşallah. Yani... O yüzden senin için çok zor ama akıllıca gelmişsin. Evet. Aile apartmanında büyümüşsün. Amcanlar, teyzenler falan hep birlikteymişsiniz. Peki bu senin için iyi bir durum muydu yoksa ergenlikte zorlandın mı? Ya hiç zorlanmadım. Ben tam tersine İzmir'de Çamdibi'nde doğdum büyüdüm. Boşnak Mahallesi'ydi Boşnak olduğumuz için. Bütün hatta oradaki binaların hepsi zaten aile apartmanıydı. Ve ben hani o sokağı, mahalleyi, işte akrabalığı, arkadaşlığı hakikaten de dibine kadar yaşadım. 91 doğumluyum ve bence 90 jenerasyonu o mahalle kültürünü ve sokak kültürünü sanki tam tadını, yani tadına varan jenerasyon bence benim fikrim. Peki profesyonel futbolcularla dolu bir ailen var senin. Zaten baban da profesyonel futbolcu. Evet. Çocukluğunda futbol kaçınılmaz mıydı senin için? Yani hatta kaleci olmak gibi bir hayalim varmış zaten çocukken. Vardı da işte futbol beni bırakınca olmadı. Ha, futbol seni bıraktı. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Ya şöyle biz ya futbolun içine doğduk. Dediğin gibi babam da profesyonel futbolcuydu. Abim şu an teknik direktör. Bu futbol beni bıraktı dediğin bir sakatlık hikayesi değil değil mi? Yok yok, yeteneksizlik. Ha estağfurullah, ben öyle demezdim. Değildir bence. Serbest vuruş başlıyor. Efendim hepinizin bildiği gibi... Jelibon. Bu kadar. Daha üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Yedik bitti, afiyet olsun. Efendim yılda en az 2-3 defa bulunan doğal kaynak rezervlerine geçtiğimiz hafta bir yenisi eklendi. Bu sefer Adana'da yaklaşık değeri 1 milyar dolar olan petrol rezervi bulunmuş. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba biz sadece bu işin rezerv bulma kısmını mı seviyoruz? Çünkü hiç bir sonraki aşamaya geçtiğimizi duymuyoruz. Eğer öyleyse biri de çıkıp hayrına çıkarsın artık şu petrolü de istasyonlarda benzini fulle derken sesimizin titremesine engel olsun. Hayırdır ya, ne oluyor, savaşta mıyız diye düşündüren bir haberle devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımız 81 ildeki 100 meslek lisesinde ekmek üretileceğini açıklamış. Bilim ve teknik üretmek gereken o tatlı minik ergen eller ekmek üretecekmiş. Meslek liselerinden ekonomiye dev kıyak manşetiyle ajanslara düşen habere göre liselere açılan ekmek fabrikalarıyla günde 1 milyon ekmek üretilecekmiş. Salgın döneminde evde kendi ekmeğini yapmaya alışan halkımız biraz da liseli ekmeği yiyecek gibi görünüyor. Bu liselilerin de ne ekmeğini yediler be kardeşim ya diyerek sıradaki haberimize geçiyoruz. Sevgili izleyenler, haftalık market alışverişinin mavi tur masrafına neredeyse eşit olduğu memleketimizde bir zincir market indirimli tekne satışına başlayacakmış. İndirime babam girse alırım diyenler için 4,5 metrelik teknenin fiyatı eğer poşet almazsanız 21.999 liraymış. Peki marketten tekne almak ne işimize yarar diye soruyorsanız suyun üstünde bir noktadan başka bir noktaya gitmenizi sağladığı gibi eşinizle tekne aldığınız için
kavga etmek gibi zengin insan ayrıcalığı yaşamanıza da sebep olabilir. Resmen bir taşla iki kuş. Biz yine de sudan ucuz deyip gaza gelmemenizi ve tekneyi apartmanda nereye koyacağınızı iyice düşünmenizi öneriyoruz. Efendim, yeni neslin adabını koruma adı altında renklere karşı verilen mücadele beynimizin ekran ayarlarıyla oynamaya devam ediyor. Bir çocuk kitabında iki rakunun baş başa gökkuşağı seyrettiği resim sakıncalı bulunarak kitabın Türkçe uyarlamasındaki gökkuşağı sansürlenmiş. Sevgili yayın evi yetkilileri gökkuşağı detayını yakalamışlar. Tebrik ediyoruz. Ancak iki rakunun o saatte kırsal alanda baş başa ne işi vardı detayının gözden kaçmasını biraz ayıpladık doğrusu. Çocuklarımızın ahlakı için her türlü önlem alınsa da siz yine de yağmur yağdıktan sonra güneş açarsa çocuğunuzu dışarı çıkarmayın. Sonra gökkuşağı falan görürler, ne mi lazım? Sevgili izleyenler, Nobel ödülü denince akla edebiyat, fizik, ekonomi gibi şeyler geliyor ama ayçiçeğinin de Nobel'i varmış meğer. Biz senelerdir çekirdek mi çiğden mi diye tartışırken Profesör Doktor Sayın Yalçınkaya uluslararası alanda yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle ayçiçeği Nobel'i olarak anılan Pustovoit ödülüne layık görülmüş. Ülke olarak bilim alanında kazanılan başarılara bir süredir özlem duyduğumuz şu dönemde bu ödülü ilk kez ülkemize getiren Yalçın'a teşekkür ediyor ve kendisini tebrik ediyoruz. Sevgili izleyenler, bu haftanın ahlak duyurusu bir kız öğrenci yurdundan geliyor. Amasya'da bir yurt asansörüne asılan metinde öğrencilerin perdeler kapalıyken giyinip soyunmaları, erkek arkadaşlarını yurt çevresine yaklaştırmamaları, hele ki yurda son giriş saatinde kapı önünde vedalaşmamaları gerektiği yazılmış. İki öğrenciyi yan yana görmeyi kaldıramayan gözler vedalaşırken sarılan çiftleri görünce kör olur diye düşündüler herhalde. Yurtta kalan gençler kiminle nerede vedalaşacaklarını kendileri bilirler diye düşünüyor ve ahlaklarının bozulmasından endişe duyan yönetimle mahalle sakinlerine öğrencilere söyledikleri gibi perdelerini kapatmalarını tavsiye ediyoruz. Sevgili izleyenler, Deccal'in akşam yemeği gibi bir haftayı geride bırakırken gözümüz aydın. Amerika'dan bir zamanda yolculuk haberi geldi. Özgürlükler ülkesi, özgürlük kelimesinin anlamını ardına kadar genişletmiş olacak ki ben de yasaklama özgürlüğümü kullanıyorum diyerek zamanda 50 yıl geri gitmeyi başarmış. 1973 tarihli kürtajın anayasal bir hak olmasını temellendiren karar, Yüksek Mahkeme'deki 9 yargıçtan 6'sının oyuyla iptal edilmiş ve bilin bakalım mahkemede kaç erkek üye var? Amerika'yı ve Yüksek Mahkemesi'ni bu gerici ve kadın düşmanı yaklaşımı sebebiyle kınıyoruz. Hayret bir şey yani sevgili izleyenler. Asla bilmediğimiz şeyler buralarda. Yani yazık gerçekten, bir Orta Doğu olamadınız. Hanımlar beyler, bu haftada altın madalyaya doyduk. 19. Akdeniz oyunlarında jelibon gibi altın madalya fışkırdı. Jimnastikten atlama masasına, güreşten falana madalya almadığımız dal kalmadı. Bazılarının adını bile söyleyemiyoruz. Şuralara serpiştiriyoruz sporcularımızı. Vallahi gurur duyup hava atmak için dilediğiniz kadarını alabilirsiniz. Efendim, hem dünyayı hem de çocukluğumuzu defalarca ve defalarca kurtaran adamı kaybettik. Fani olduğumuz bir sır değil. Elbette, ama insan kaç yaşına gelirse gelsin bir sabah uyandığında çocukluk kahramanlarından birinin ölüm haberini almaya hazır olamıyormuş. Bize bıraktığı filmler ve yaşattığı aksiyon dolu harika çocukluğumuz için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onunla aynı döneme denk geldiğimiz için de kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Nurlar içinde yat Cüneyt Arkın. Hanımlar beyler, serbest vuruş. Futbol oynarken futbol bütün hayatını kaplamayacak gibi bir hissin var mıydı? Ya aslında o dönemde sadece ona odaklanıyorsun. Ha, yani büyüyünce ne olmak istiyordun diye büyüyünce sorayım. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ya bu ya benim kendimde zaten herkesin de öyledir. Aradığı bir süreç vardır. Kendini aradığın, ne istediğine evet, yönelik bir öyle zamansal bir süreçtir. Ben de futbolu, evet futbolu oynuyorsun, o anki motivasyonun İşte olacağım, edeceğim, işte gideceğim, en tepede olacağım, üç büyüklerde oynayacağım, Süper Lig'de oynayacağım. Zaten motivasyonun bu olduğu için gidiyorsun ve bir şey uğraş veriyorsun. Evet. Fakat ben kendimi bulmaya başladığım zaman ve ne istediğimi zaten öğrendiğim zaman, ben abi evet bunu istiyorum dediğim zaman, futbol benim hayatımda bir spor ve bir amatör branş olarak kaldı ve istediğim mesleğe yöneldim günün sonunda. Üniversitesi oyunculuk mezunusun. Evet. Evet, bu işi yapacağım ben, belli ki böyle devam edecek bu iş. Ben artık bir okuyayım diye mi girdin, yoksa zaten hani zaten yol ona girmişti ve
Ben işe girdiğimde ilk dizilerimi yapmaya başladığım zaman okul okumuyordum. Ve hakikaten de dizi sete çıktığım zaman sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Yani İzmir'den gelmişsin, hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir durumun yok. Çıktık yani, bu da bu arada sağlıklı mı değil mi tartışılır. Hani ne kadar iyi ne kadar kötü de bu da tartışılır. Evet. Çünkü hiçbir bir, evet istiyorsun. Bu mesleği çok seviyorsun, yapmak istiyorsun ama bir bilgin yokken direkt içine çıkmak ve hani direkt sete çıkmak yani ne kadar sağlıklı o da tartışılır. Ben kendimi öyle buldum. Ondan sonra da evet yani bu işin kesinlikle okulunu okumak lazım, yapmak lazım. Bir şey yapıyorsan hakkını vermek lazım. Hani zaten bu süre zarfında da okulla da yolumuz kesişti. Harika öyle de devam etti. Evet. Yani harika bir şey yapmışsın. Evet. Röp de şambret. Evet, bir gün bunun olacağı belliydi. Sonunda yüz yüze bakıyoruz Mamao. Hoş geldin, sen ve kasların nasılsınız? Valla taş gibiyiz. Günde kaç yumurta yiyorsun? Neden sordun? Şimdi kaslı ve güçlüsün ya, protein anlamında yani. O açıdan. Ben de bir koku mu geliyor acaba dedim. 15 bazen 20. Momo'yu, sakallarının bu boya gelmesi 8 ay alıyormuş. Kaşınmıyor mu kuzum? İbrahim, bu soru inan çok soruluyor. Sakallarıma bebekler gibi bakıyorum. Saçlar iyi gün dostu gibidir, elbet bir gün gider. Ama sakal başka, kötü gün dostudur. Canım sakalım. Ben seni sanatınla gündeme getirmek istiyorum ama aklıma da bir şey gelmiyor doğrusu ya. Ya şimdi sanat, sepet, boş ver zaten bu işleri. Geliyor bir şeyler oynuyoruz. Kalıplı adam lazım diyorlar. Gidiyorum oynuyorum. Sormayacağım mı? Ha evet, bir de toka işine girmişsin. Ha? Hayırlı olsun. Da nereden çıktı bu fikir? Ya şunun minnoşluğuna baksana diyeceğim de ondan değil. Bu zamanda bir tek kalıplı adam maaşıyla geçinmek zor. Yumurtası, tavuğu, proteini, ek gelir lazım diye girdik bu yola, bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu çocuk üzülür mü be? Ayrıldım, iyiyim. Su içiyorum, mutluyum. Kime ne kim? Ufak bir felsefi problemimiz var, çözüyoruz. Karanlık bir yere doğru gidiyorsun. Gözlerimin içine bak. Sence hangi özelliğin çok abartılıyor? Hangi özelliğim var ya, bence şimdi benim tahammül edemediğim bir şey var. Benim için normal, benim hayatımın normali ama arkadaşlarımın ve hani evime ilk defa gelenlerin garipsediği bir durum. Ben evime ayakkabıyla girilmesinden nefret ediyorum. Tahammülüm yok. Ya dışarıda gezilen ayakkabının bence dışarıda çıkartılıp ya eve girilmesi bana göre ya benim hayatımın normali. Evet. Ama bunu garipseyen o kadar çok arkadaşım var ki. Garipseyen. Hani, garipseyen hani. Allah Allah. Arkadaşsın da hala. O seninki de garip. Bir şey söyleyeceğim. Yani kapının dışında ayakkabı çıkarmak, içeride çıkarmak falan. Onu evet insanlar tercih ediyor da. Yani bununla karşılaşıyorum. Muslera'yı izlerken iyi ki kaleci olmamışım, yedek kalırdım dedin mi? Çantasını taşırdım ya, yedek kalmam. O kadar mı? O kadar. Yani dediğim gibi amatör olarak ben hatta bunu geçenlerde evde de babama da söylemişim. Ben fanatik Galatasaraylıyım. Ya Muslera da bizim yani Galatasaray'ın zaten tarihinin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Hı. Adam varını yoğunu her şeyini yıllarını verdi Cimbom'a hakikaten de. Birçok başarısında da emeği de var, alın teri de var. Yani o yüzden geçen babama şey dedim. Ya baba iyi ki kaleci olmamışım. Ya bak, yok Muslera yazık olurdu falan diye ama yani hani şimdi Muslera yazık olurdu abi. Ondan sonra Muslera tabii ki ya, yani Muslera bizim canımız ciğerimiz. Kibarca reddetmek istediğin bir teklifi karşındakinin ısrarı nedeniyle çok affedersin ayı gibi reddettiğin oldu mu? Ya ben çok çabuk ikna oluyorum ya. Ha, reddetmiyorsun. Evi, ikna etmek çok kolay. Aa. Evet evet çok kolay, yani özellikle sevdiğim insanlara karşı. Ya çok uyum sağlıyorum hemen ya. Hiç. Aa, ne evet güzel evet ya. Yani hani reddetmeyle alakalı bir şey demiyor. Evet evet. Uyum çok sağlıyorum iyi. Ve ikna oluyorum. Realde çok sevmene rağmen sosyal medyadaki paylaşımları, yazdıkları nedeniyle katlanamadığın bir arkadaşın var mı? Yoktur. Yoktur ya, ben sana güzellik yapıyorum. Yoktur. Ya ben takip ettim zaten hani işte bilmiyorum kaç kişi takip ediyorum da takip ettiğimin üçte ikisinin hikayesi sessizde zaten arkadaşlar.
Gerçekten. Gerçekten evet. Yani hani... Vay. Mesela bir tane sonra... en meşhurunun adını bize söyler misin? Aramızda ya. Yayında kullanmayız ya ben. Hayır biz de sessize alalım diyor. Evet. Bunu bak ortaklar kim var? Ben oradan söyleyeyim. Maalesef telefonum yanımda değil. Kuliste yapacağız tamam. Demek ki bunu. Çok iyi. Yani sen zaten genel olarak bundan rahatsız oluyorsun. Üçte ikisi. Ya siz ne yapacağım? Yani hani 3-5 kişinin eyvallah duruyor ama üçte ikisinin sessizde. Ben de yapıyorum. Ben üçte ikisi değil de yani bir kısmını yapıyorum. Vereyim mi isim? Hadi bakalım. Zaten 200 kişiyi takip ediyor. 200 müymüş takip ettiğim kişi? Evet. 200'ün 3'te 2'si ne 170 yapıyor? 170 falan. 150 de hadi sen. Evet. Güzel ben de diyorum ki niye dönüp dolaşıp aynı storyleri izliyorum? Sanki yani hani. Çünkü 3'te 2'sini sessiz aldım ben. Sessiz ben. Ağlarken nasıl göründüğünü merak edip ayna karşısında ağladığın oldu mu? Ya öyle bir... Yani çok kolay ağlamam. Tabii ki de ağladığım anlar, çok beni üzen anlar, etkileyen anlar oldu. Şöyle bir anım olmuştu. Ağlayıp ağlayıp ağlayıp. Hani bitti. Abi ben hani nasıl görünüyorum ya şu an falan diye böyle bir ha, bakıp... bitmiş halini görmeye evet, gittin. Yani. Bir baktım. Baktı nasıldı? Yani. Gideri vardı yani, ve şöyle... devam ettim diye. Ne bak hani kendi halime de ağlıyor değil mi sonra? Bu ne be? Bu çocuk üzülür mü be? Herkese aşırı saçma gelen ama senin uğruna inandığın totemin var mı? Totem maç olarak... maç ya yani maç totemim. Tabii. Hayatsal totemim de var. Hayatsal totemim de evet. İşte işle anlaşıyoruz, çekiyoruz ondan sonra. Anlaştığım zaman ben bütün imzalarımı ofiste imzalarım. Yani kendi menajerlik şirketimin ofisinde imzalıyorum. İnandığım bir totem. Ve anlaştıktan sonra inandığım bir pasta var. O pastayı kesiyorum. Pasta mı var? Evet. Bu hayatsal totem. İnandığım pasta tövbe bunu. Peki pastayı bize tarif etmek ister misin? Muzlu, sütlü, çikolatalı. Güzel. Muzlu ve karışık, kremalı. Muzlu, sütlü, evet, çikolatalı, karışık, kremalı. Ismarlayayım bir gün. Bir gün ismarlayayım. Acıktınız mı yavrum? Çok güzel anlattı evet. Peki maç totemi? Maç totemi olarak da şöyle var. Ben Galatasaraylıyım ve bize karşı penaltı kullandıkları zaman ellerimi bağlıyorum ve hani... Böyle sanki hani herifin ayağını mı dolandırıyoruz, kısmetini mi bağlıyoruz, ne yapıyoruz babacığım? Ya, vallahi... Bağlıyor. Yani işte yani Berk böyle çok duruyor. Var öyle çok. Yani, Zafer evet. Abi anlatmıştı. Bu da bana babamdan gelen bir şey bu ha, arada. O da yapıyor. Evet. Baban evet, da... Evet. Zafer abi anlatmıştı. Terliği ters çeviriyormuş o ekranın önünde. Benim bir tane Ankara'dan Metin diye arkadaşım vardı. O da hasta Beşiktaşlıydı. Hmm. O da bak penaltı falan değil. Atak var Beşiktaş'ın kalesine. Hoş diye. Uzaktan itici bulduğun ama tanıştıktan sonra çok sevdiğin biri oldu mu? Ben de gerildim arkadaşlar... şu an. Bir dakika. Ben gerçekten gerildim. Bir şey söyleyeceğim. Sizin tanıdığınız biri mi bu? Hani sizden ya, biri muhtemelen. Fazla distortion'lı oldu. Biz bir tedirgin olduk arkadaşlar. Evet. Ya hiç yok biliyor musun? Çünkü ön yargı yok. Yani ben şahsen ön yargı evet evet yok. Yani birininle tanışmadan önce gördüğüm ya, fotoğraftan ya da birinin anlatımıyla ya da izlediğim bir şeyle alakalı bir ön yargıda bulunmuyorum. Ha. Evet evet yani tanıştıktan sonra kendi kararımı kendim veriyorum. Yanında biri mesajlaşsa göz ucuyla bakar mısın? Bakmak amaçlı... bakmak amaçlı bakmam. Efendim? Bakmak amaçlı şimdi bakmadan bakmaya da fark oluyor ya bazen gözün aynen çarpıyor gibi bir durum. Gördüğünüz gibi Sokrat bizimle. Ufak bir felsefi problemimiz var, çözüyoruz. Evet. Hatta zaten benim telefonumun ekran kurucusu da sağdan hayalet, soldan... Hayalet ekran dedikleri. Ondan sonra yani bakmamaya çalışıyorum. Bir şey çarparsa da çeviriyorum kafamı ama bakmıyorum tabii ki. Ya niye bakayım? Bakmıyor musun? Evet ya, niye bakayım? Ben bakın bunu kaçıncı kez söyledim bilmiyorum. Ben yanımda senin telefonuna mesaj gelsin. Benden önce mi? Bana gelmiş gibi. Bak o mesaj bana gelmiş gibi. Yani bunu yaşayan çok var mı? Evet. Peki yani bakıyorsunuz okuyorsunuz değil mi? Evet. Hayır mı? Bakıyorsunuz ve okumuyorsunuz. Asla bakmazsınız. Şurada yanıyor. O vik yanıyor. Böyle yanıyor burada. Hayır asla bakma. Kimsenin telefonuna bakmam. Size helal olsun. Teşekkür ederim. Hayır diyemediğin için kendini çok saçma bir ortamda ya da durumda bulduğun oldu mu?
Genel olarak evet. Yani zaten hayır diyemediğim için genel olarak bu tarz ortamların içinde bulundum. Yani şöyle komik bir anım var. Dizimiz Eskişehir'de çekiliyor bizim, Sivrihisar'da. Ondan sonra işte oyuncu arkadaş Hüseyin'le beraber işte Eskişehir'e tatil günü geçtik Eskişehir'e falan. O gün de Cadılar Bayramı'ymış. Ama benim Cadılar Bayramı'yla alakalı hiçbir bilgim yani. O an hani ya evet gördüm ettim ama aklımda hafızamda tuttuğum bir şey yoktu. Ondan sonra hadi nereye gidelim, bir yere geçelim, oturalım falan derken böyle dışarıdan da kafe gibi gözüken bir yer. İşte içeri girdik, gece kulübüymüş. Cadılar Bayramı konsepti. Her yerden örümcek insanlar, mumyalar falan. Dedik ki hani hadi çıkalım, ama çıkamadık da oradan. Babacım dur falan, ne öyle bir ortamın içinde bulunmuştum. Fobin var mı? Ya fobim yok ama çekindiğim şeyler tabii ki de korktuğum, çekindiğim. Yani yükseklikten tedirgin oluyorum, korkuyorum ama... Fobi gibi değil. Fobi gibi değil yani hani... Peki şey başına geliyor mu Berk? Yanında senden daha çok korkan biri varsa o konu senin için o kadar korkulacak bir şey değilmiş gibi oluyor mu? Motive etmeye çalışıyorum evet. Onu motive ederken kendimi daha da böyle ona hazır hissediyorum. Bende mesela şöyle şeyler oluyor. Bir tane arkadaşımın evinde akrep çıkmıştı. Arkadaşım Tarabya'da oturuyordu, ben Göztepe'de oturuyorum. Ekran başında bilmeyenler için söyleyeyim. Biri Avrupa yakasında, birisi Anadolu yakasında. Ben normalde ben akrep görsem kaçarım arkadaşlar. Yani akreple niye ben münasebete gireyim? Aynen. Arkadaşım çok korktuğu için bayağı koşarak gittim ta karşıya. O akrebi işte bir şeyle bir şekilde attık dışarı. Ama mesela tek başımayken başıma gelse berbat olur. Yükseklik de aynı. Hı hı. Çok yüksekte. Eyfel'e çıkmıştım, söylemesi ayıp. Nerede o? Eyfel neresi şey ya, olursun? Avrupa yakasında. Beylikdüzü'nün... Daha gidiyorsun bayağı ya. Havaalanına geçiyorsun diye. Ondan sonra şey, gerçekten dizlerimin bağı çözülmüştü. Ama yanımdaki arkadaşım o kadar çok korktu ki. Yani ama bak o kadar çok korktu ki ben yamaç paraşütçüsü gibi oldum. Bayağı şey falan, tamam ya. Ya tamam yani. Güvenli yer. Avrupa'ya ayıp ediyoruz şu an falan haline gelmiştim. Ani hadi görüşelim planlarına yaklaşık kaç dakikada hazırlanırsın? Ya genelde bunu ben yapıyorum. Bunu ben yaptığım için de ve arkadaşlarımı ikna etmeye çalıştığım zamanda da zaten hazır oluyorum. Hazır olayım ki hiç zaman kaybetmeyeyim. Hani ben hazırlanırken kimse vazgeçmesin o esnada. Sen o planı yapansın zaten. Ya, planı da işte aslında değişiyor da yani hani kararsızlığım da var o konuyla alakalı. Ama evet, bir şeyi kafaya yani bir yere mi gideceğiz, bir şey mi yapmamız gerekiyor, canım bir şey mi istiyor? Onu ikna etmek için de yani yırtarım kendime falan, her şeyi yaparım yani. Bir insanın hangi hareketi seni aşırı sinir eder? Gerçek olmaması ya. Şöyle gerçek olmaması dediğimiz kısmı açalım. Şimdi hani bir şey vardır ve samimisindir. Seviyorsan seviyorsundur, sevmiyorsan sevmiyorsundur. Anlaşmak istemediğin için anlaşmıyorsundur falan. Ama bazı kişiler var, anlaşması gerektiği için sevmese de anlaşması gerektiği gibi davranıyor. Ve bence bu hareketler gerçek olmayan hareketler. Hem hayata karşı hem insanlara karşı. Seziyorsun sen. Anlıyorsun, illa ki anlıyorsun. Onu anladığım zamanda da ve onu sezdiğim zamanda da o insan... Yani şey, hoşlanmıyorum. Evet. Telefonda çok uzun konuşan birinden kurtulmak için bir taktiğin var mı? Var. 2-3 taktiğim var. Bir yemek gel. Ya yemek sipariş... yemek geldi Ahmet, ben seni arayayım mı var? Yani çok iyi. Ondan çok sonra... Çok iyi bak bu. Şey var. Tünele giriyorum çok zaten, o hani söyleyeyim. Tünele bazen... Artık benim... babaannem yapıyordu be rahmetli. Tünele girme mi kaldı be? Şey yapıyorum ben bazen. Kapatıyorum. Berk'cim sana kötü bir haberim var. O insanlar tekrar seni arıyorlar, seni çok sevdiklerinden. Hepsi biliyor numara yaptığını. Evet, üçüncü? Üçüncü de herhalde şey işte trafikteyim, araba sürüyorum. Hani dur şu an polis var. Polis dur, var. Kapatayım diye. Evet. Anladım. Daha iyi bahanem var diyen var mı? Sizin ne? Kendi kendinizi çaldırıyor musunuz? Evet, o da var arkada. Telefonda arıyor, konuşurken kendinizi çaldırıyorsunuz. Telefonda konuştuğunuzda da kendimi... Arkadan çağrı var, açmam gerekiyor. Oyunculuğu düşünüyor musunuz? Hanımefendi, bunu
kendinizi çaldırmadan da yapabilirsiniz. Tabii ki karşımdakine bunu böyleymiş gibi soruyor. Ben ne kadar ciddi delisiniz diye düşündüm ya. Anladım. O da mantıklı. Ergenlik döneminde yaptığın en cringe hareket. Ya hiç unutamadığım anılardan biri işte top oynadığım dönemde. O zaman 14-15 yaşlarındayız. İşte diğer kaleci arkadaşımla Alsancak'ta, İzmir'i bilenler hani Alsancak'ı da bilirler. Alsancak'ta işte antrenman çıktığımız zaman Alsancak'ta da oturulacak bir yer vardır. Gül Sokağı. Bütün kafelerin, restoranların olduğu yerdir Gül Sokağı'da. Şey, Bağdat Caddesi gibi bir yer. Hı hı. Ondan sonra işte biz de her antrenman çıkışı Gül Sokağı'na giderdik. İşte kafeye geçerdik ve bir portakal suyunu alırdık. Böyle akşama kadar oturduk. Gelen geçeni seyrederdik. Ondan sonra işte nereye oturalım falan bakarken ne derken bir karı koca işte eşli çocuklu oturdular masaya böyle tepsi ama tatlılar işte börekler, çörekler, çaylar, kahveler falan böyle. Oturdular adama telefon geldi ve otur oturmaz kalktılar. Yani masada şu mesela ya biz burada bakıyoruz hani ne, var mı yer falan. Olay burada yaşanıyor şu masada. Arkadaşım sensin ve şöyle oldu. Yani bizim nasibimizmiş. Yani bizim kısmetimizmiş dedik. Oturduk. Bak artık helal etsinler ya. Oturduk. Yedik içtik falan. Hakikaten öyle bir tatlı. Evet öyle bir olayım var. İnsanları bezdiren bir huyun var mı? Israr. Israrcıyımdır. Ya istediğim bir konuyla alakalı ve hani benim kafama yatıyorsa, istiyorsam tabii ki de ısrar ettiğim kişi sokaktan geçen kişi ya da yeni tanıştığım kişi değil. Hayatımdaki insandır ya da arkadaşlarımdır, eşim, dostumdur. Ama ısrarcıyımdır. Yani onu kabul ettirene ve ikna da ederim. Ya ben bir şey kendimi inandırayım. Bunun kırmızı olduğuna kendimi inandırayım, ikna ederim. Öyle de bir durumum var evet. Büyük yani. Deli. Sence bırakman gereken bir alışkanlığın var mı? Bırakmam gereken kötü bir alışkanlığım ya dediğim gibi o şey olabilir. Kararsızlığım, evet. Kararsızım da. Çok. Özellikle alışveriş yani nefret edersin ya. Peki benden. Mesela çok seçenekli menüde başın döner mi? Ben şöyleyim, bir yere oturuyor muyuz? Yemeğe gittik ben derim ya İbrahim Allah aşkına sen seç yemektir. Yani ben hiç o topa girmiyorsun. Evet. Ya veya bir yere tatil planı mı? Ya siz yapın planı. Gidelim. Gidelim. Hani ben anladım. Zaten hani okeyim. Peki günlük hayatını zorlaştıracak bir takıntın var mı? Böyle bir durumum vardı fakat geçti. Neydi? Önceden şöyle bir şey mesela atıyorum. Şöyle 3 kere yaptıysam şunu da 3 kere yapıyordum Oba. Falan. Ama bu mesela kurtuldum. Ama ne zaman kurtuldum? Kaç sene oldu? Ha onu bilmiyorum. Ama böyle bir durumum vardı. Allah evet Allah. Evet vardı işte. Çok şöyle güzel. Yaptım da falan. Oo. Vardı da geçti gitti ama. Büyük geçmiş evet. Olsun. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Of. Şimdi. Şöyle bir durum var. Şimdi sevgilimin günlüğüyle karşı karşıya kalsam, ya derim ki ben niye şu an baş başa kaldım ki ne gerek vardı bu günlükle? Alırım bir bakışırım, yani hani büyük mücadeleler veririm içimde. Bana yapılmasını istemediğim için okumam. Aynen. Bak gerçekten ama sonra o evden de çıkarım ya. Yerine koyarım, ararım ki hayatım bak günlüğüm burada. Sen bunu ya yerini değiştir ya da beni baş başa bırakma. Yani bütün kalbim... Ya da yanında götür. Ya da yanında yani ruhum, kalbim günlükte ama hani bedenim burada yani. Hani öyle bir durumum olur evet ama ya anladım. Okumamak sana için, helal olsun. Okumamak için her şeyi yaparım. Peki ben okumam veririm. Diyen var mı başka? Siz okumaz mısınız hanımefendi? Neden? Ama ya çünkü herkesin ya. Kendine ait bir alanı olması gerektiğine inandığım için. Bravo! Yani yazarsa... Ama zaten yazmaz. Kendisi yazmaz günlük yani. O anca konuşur, yazmaz yani. Bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Yok hayır teşekkür. Aranız iyi değil mi? İyi. Kardeşim senin mi var mı anlatmak istediğin? Peki başka ben de okumam diyen... Siz okumazsınız. Siz... Telefon... Pardon bir daha söyler misin? Telefon olsa karıştırırım da günlük yani duyguları... Okumayı mı çok... sevmiyorsunuz kağıttan? Yani kendi duyguları, günü falan çok umursamam yani onları. Dijitalleştik ya. Kıskançlıkta da dijitalleştik. Müthiş. Başka okumam diyen var mı? Bu tarafta var. Ha siz de vardınız doğru. Siz niye okumuyordunuz hanımefendi? Ya yeterince derdim var çünkü. Yani gerek yok. Evet eyvallah güzel. Bravo. Yani... Ben okurum. Yani ben okurum. Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat ne? Ya iltifat
gibi demeyebiliriz de garipsediğim şey diye soruyorlar bazen. Burnun estetik mi, dudağın dolgu mu diye soruyorlar. Evet, bence evet garipmiş o. Ne, evet, o tarz ama gerçekten gayet normal görünüyor. En sevdiğin küfür ne? Gerçekten. Zannediyorum ne diyeceğimi anladınız. Ama demeyeceğim. Ama o gerçek. Ya ağzı şey doldurmuyor mu ya böyle? Ya bir şey ben vallahi kızdım. Nasıl söyleyeyim? Ben mesela diye söylüyorum. Sanki dişlerimin arasından tükürüyormuşum gibi geliyor. O yüzden şey yapamıyorum. Yani benim ağzımı o kadar doldurmuyor. Pardon, söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Kötüdür. Evet. İlk çıktığında dalga geçtiğin, sonradan bağımlısı olduğun bir şarkı var mı? Var. Ya dalga geçmek gibi değil. Ama bu nasıl sözler ya falan dediğim şey var. Uzi'nin Kervan şarkısı. Kardeşim helikopter, pat pat yat yere dedi amca falan. Ya bu ne babacığım falandı. Bütün yaz dinledim. Arabada, gittiğimiz yerlerde açın maçın ve ben hani şarkı benimmiş gibi yani. Ben yazmışım, Uzi söylemiş falan hani yani. Aynısı hani, bana da oldu. O kardeşim geçen gibi sene yazın bir şey program çekiminde hani enerji yükselsin diye çalmıştı bizim arkadaşlar. Ben de bayağı bütün yaz dinledim ondan evet, sonra. Evet, ya, neydi ben sözleri? Kardeşim helikopter, pat pat yat yere dedi amca, mekanda kişi başı dört anca rüyanda falan filan devam ediyor. Çok iyi gidiyordu o şarkı. Ben bu kadar çok iyi gidiyordu ya. Kendinden boşanma sebebin ne olurdu? Dağınıklık. Dağınım. Ya. Evet ya, şimdi eve ayakkabıyla sokmuyoruz etmiyoruz, titiziz, orada bir sıkıntı yok, problem yok. Şimdi canım anam arkamızı topladığı için zamanında, saçını süpürge yaptığı için yani hani arkadan sürekli toplayan dağınıklık ve temizlik onun başka şeyler. Evet yani dağınım ya. Ya dağınıklık işte, dolaptan suyu alıyorsun, içiyorsun, masaya koyuyorsun. O su ertesi. Seyirciden tepki geldi yani abi. Suyu orada bırakıyorum işte, ya da hani tişörtümü çıkartıyorum, anladım, koltuğun üstüne bırakıyorum. Okay. O maalesef kötü bir alışkanlık. Dağınıklık kötüdür. En yakın arkadaşının en yakın arkadaşın olmasının 3 sebebi nedir? Ya 3 sebep söylememe gerek yok. Anlatayım anımızı. Tek sebep yeterli. 10-11 senelik arkadaşım, İzmir'den süre gelen bir arkadaşlığımız var. Ondan sonra ama yani ilk böyle çok kaynaştığımız, dost olmadığımız ve çok samimi arkadaş olmadığımız zamanlarda işte selam, merhaba, merhaba. İşte sporda karşılaşıyoruz, işte sokakta karşılaşıyoruz, merhaba kardeşim falan. Böyle bir durumumuz vardı. Kaynaşmaya başladığımız ve gerçekten dost olduğumuz ve o günden sonra hakikaten hiç kopmadığımız yer saunaydı. Arkadaşlar. Reşit olmayan kimse yok değil mi çünkü? Karanlık bir yere doğru gidiyor sohbet. Çok bizdik falan. Ya sauna, ya orada ya sauna girdiğimizde orada da karşılaştık. Sonra oradan sen neler yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Akşam ne var, bu var, plan, program falan. Oradan bir başladı arkadaşlığımız. Bu yani hep bizim hatta kendi aramızda da yaptığımız makaradır oğlum ya. Lan saunada başladı lan bizim arkadaşımız falan diye. Anılcığım kamuya açtım arkadaşımızı ama kardeşim Berk saunamızı, Atan, özelimizi kusura en bakma. En yakın arkadaşının en yakın arkadaşının olma sebebinin sauna olduğunu söylüyor. Sauna demek ki yalnız hissettiğimizde. Abi arkadaşlık kuruyorsan terleyeceksin. Oo berbat, hadi bakalım. Gördüğünüzde gözünüzü alamadan baktığınız bir şey var mı? Nedir? Ya bu hayatında biri varsa tabii ki hayatındaki insandır. Hanımlar beyler, sizce yeterince dürüst müydü? Ya ben kendine bir söz vermişsin. Her gün yeni bir şey katacağım hayatıma diye. Dün en son ne kattın? ya da şimdiye kadarkiler için seni en çok etkileyen neydi hayatına kattıklarında? Ya şu spesifik bir şey, evet şuydu. İşte bunu öğrendim ve acayip etkilendim işte, ya da bu öyle bir spesifik bir şey yok. Ama bizim mesleğimiz öyle bir meslek ki, ya şu an 31 yaşındayım. 41, 51, 61 her gün, her sene, her ay. Yani hep öğrenerek gidiyorsun, hep öğrenerek gidiyorsun. Hatta bir röportajını izlediğimde, Haluk Bilginer'i çok severim. Fanıyımdır da yani. İnşallah Allah bana da öyle bir kariyer nasip eder. İzlediğimde şöyle bir söylemi vardı ya, ben 30 sene sonraki beni çok merak ediyorum. Hmm. Gençlik zamanında.
Ya beni çok etkilemişti o cümle ya yani. Adam koskoca Haluk Bilginer ya. 30 sene sonrasını bile hala öğrenmenin peşinde. Ve demek ki bu iş işte öğrenmek yani. Ama dediğim gibi spesifik şunu öğrendim ve çok şaşırdım diyebileceğim bir şey yok ya. Öğrenerek devam ediyoruz hayatımıza. Peki çok kararsız olduğunu her yerde de söylemişsin bu arada. Evet. Danıştığın insanlar var mı hayatınla ilgili, işlerle ilgili falan? Şöyle, sen de terazi burcusun. Evet. Sen de kararsız mısın mesela? Ben o kadar değilim ama ben de sonradan gelişti. Yani eskiden seçim yaparken çok zorlanırdım, zart olurdu, zurt olurdu. Bir noktadan sonra karar vermeden ilerleyememeye başladım. O yüzden şey yaptım ama yani hani şey soruyorsan bütün verdiğim kararlar içime siniyor mu? Hayır, öyle bir şey yok. Öbür kararı hep merak ediyorum. Merak ediyorsun, eyvallah. Ben iş konusunda da şimdi benim canım Şermin'im, menajerim. 10 yıldır beraberiz. Persona kızlarımız. Ondan sonra zaten iş konusunda kararsız kalmamız zaten sebep, yani olmuyor öyle bir durum. Evet. O yüzden de herhangi bir kararsızlığın içinde kalmıyorum iş konusunda da. Çok şükür bugüne kadar da. Hayatta peki danıştığın kimse var mıdır kararsız kaldığında? Ya tabii ki var. Ailem var. Ya hani annem var, babam var. Fikirlerini merak ediyorum, hissiyatlarını merak ediyorum. Anlatıyorum iş konusunda özellikle. Ya kalkıp alışverişe çıktığımda hangi tişörtü alayım diye anneme babama sormuyorum tabii ki de. Ama iş konusunda kararsız kaldığım noktalarda hani annem mi? Hani soruyorum hissiyatınız nedir bu işle alakalı? Dur. Artık dikkat edilmesi gereken anlardayız. Dinlemem de lazım. Ben ellerimle atom parçalıyorum. O mu bu mu? Berkat Ana bu hafta kimle saunaya girmek isteyeceğini sorduk. İlk seçenekleriniz. Emre Kınay'la mı? Emre abim ya. Sauna'ya girmek. Öykü Çelik'le mi? Ya şimdi Öykü'yü de çok seviyorum. Öykü de çok iyi arkadaşım. Ama şimdi Emre abimiz varken tabii gireriz. Siyaset konuşuruz. O yüzden sauna'da zaman hani çabuk geçer. Emre Kınay herhalde ya. Güzel. Konuşa konuşa. Emre Kınay'la devam ediyoruz. Emre Kınay mı? Ecem Özkaya mı? Ya Ecem de şu, evet canım Ecem. Ecem de şu ablama oynuyor şu anki işimde. Yani Ecem'i sürekli görüyorum. Zaten sette sürekli gördüğüm için. Yani saunada daha görmediğin birini görmen çok. Emre abiyi de uzun zamandır görmüyorum. Emre Kınay'la devam edebilirim. Doğru, saunada Emre abiyle sauna çok zevkli olur. Emre Kınay mı, Sarp Can Köroğlu mu? Ya Sarp Can'la oynuyorum. Ben de oynuyorum. Evet. Ya pandemi döneminde özellikle zaten evdeyiz, yapacak bir şey yok ya, bir şey izliyoruz, bir şey okuyoruz, ya oyun oynuyoruz. Yani bir konuşuruz. Hadi Sarp'ı alayım ya bir yanıma, bak anlatsın bir şeyler Sarp yapalım. Can... Sauna da değil mi? Aynen, bozulsun bir o alet. Sarp Can Köroğlu'yla saunaya gidiyor. Peki Sarp Can Köroğlu mu, Jessica Alba mı? Sarp Can, kardeşim seni... Allah aşkına gel gibi oldu Sarp Can. Jessica Alba mı? Jessica'nın bundan haberi var mı? Biz ayarladık. Yani zaten... Su iç istersen. Kalmadı ki. Ya şimdi sonuçta gelmiş Türkiye'ye, gurbete. Evet. Yani hani nereleri meşhur işte falan. Hani nerelere gitsin. Türk hamamına bir gitsin diyorsun. Nerelere gitsin, etsin, geçsin. Türk hamamı da meşhur. Evet. Jessica olabilir yani. Yani saati de kurarız. Evet. Yani 3-5 dakikada. Aynen. Zaten 5 dakikadan fazlası tansiyon düşürüyor abi. Peki Jessica Alba ile devam ediyoruz. Jessica Alba mı yoksa Margot Robbie mi saunada sana eşlik etsin? Resmele çekildi şu an. Yani şimdi Jessica Alba ile saunaya girdiysen Margot Robbie ile de girersin. Ne var bunda? İkisini. İkisi kötüdür. Abi yok, şimdi biri esmer, biri sarışın. Yani ayıp değil mi? Beni ilgilendirme. O beni ilgilendirme. Bir kişiyle maalesef öyle anlaşmamız zor. Sözleşmemizde yazıyor. Yani Margot olur herhalde. Ya saçını da maviye pembeye boyuyor muyuz? Aynen boyatırız. Margot Robbie ile devam ediyoruz. Margot Robbie mi? İrem Helvacıoğlu mu? Ya Margot Robbie benim. Yani hani gerçekten İrem, seni de çok seviyorum canım biliyorsun.
canımsın, ciğerimsin. Ama... Bozulmaz saunaya girmedin diye. Sen zaten çok terlemeyi sevmiyorsun muhtemelen. O yüzden aynen, biz şey yapalım. Hani Margo'yu terletelim. Margot Robbie mi, Mila Kunis mi? Abi esmer, sarı esmer. Yani böyle böyle gidiyor. Bakayım kızıl koyduk mu acaba? Evet. Bu kadar seçeneğin içinde de yani şimdi gelmişken hani geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Aynı Margot devam. Yok. Evet. Öyle evet değil. Ya. Öyle değil. En son kimse onunla saunaya gireceksin. Mila'dan Mila Kunis olalım. Mila Kunis'le yani devam ediyoruz. Iyidir, peki. Devam Mila Kunis mi, Natalie Portman mı? Natalie, tabii ki de Natalie ya. Tabii ki de Natalie. Natalie neden? Neden Natalie? Çünkü kese yapmayı biliyor. Hay Allah. Şaka şaka bilmiyorum. Ya ben Thor fanıyımdır. Ondan sonra işte Thor'un son hatta filminde de zaten tekrar filme dahil olacak. Fragmanda da gördük, o yüzden sevinmiştim de. Onu bir konuşun. Nasıl geçti set? Hani Thor'un seti nasıldı? Ne oldu? Müthiş. Ne bitti? Gerçekten falan yani. Harika bir sebep. Natalie Portman mı yoksa Semih Ertürk mü? Ya Semih'imi var ya hayatta kimseye satmam. Semih'imle her yeri kurtardık şu an. Sana nasıl nefes aldırdım Berk. Semih'imle her yere giderim. Ha Semih'in oldu. Her yere. Tabii tabii. Semih'im. Neymiş? Natalie, Margot, Mila falan. Aynen. Semih'im. O kadar canım güzel. Benim. Çok harika bir cevap verdiniz. Semih Ertürk'le devam ediyoruz. Peki Semih Ertürk mü? Emma Stone mu? Kızıl. Varmış. Var. Yani şimdi Semih'le geçirdiğim vakit yeterli olabilir. Canımdı, ciğerimdi ama. Bir vakit geçirmedin hiç kimseyle. Ben onu sana tekrar söyleyeyim de. Sonra canın sıkılmasın. Semih. Ya Semih'imi satamam ya. Yani. Semih. Üf ne satarsın biliyor musun Berk? Ya şu an ben zaten bu cevabı verdiğim için Semih de bunu izlediği zaman seni Allah kahretsin hani. Diyecektir. O yüzden arkadaşına bunu dedirtme istiyorsan. Semih'ten devam ederim ya. Semih'le devam ediyoruz. Yani. Semih Ertürk mü, Cihat Süvarioğlu mu? Şimdi bir ikisini yani ikisini ben ikisini alalım ya. İkisini alabiliyor muyuz ne? Gerçekten? Birini seçeceğim. Yani oradan pislik yapamıyorsak buradan yapıyoruz. Evet. Ya ikisi de benim canım ciğerim. Zaten iki senedir beraberiz. Yol arkadaşlığı yapıyoruz. Çok da iyi arkadaş olduk da şimdi Semih hani Semih'te bir terledik, ettik falan Semih. Cihat'la devam edelim. Ya şimdi Cihat'ı asla seçelim. Asla almıyor. Cihat dediniz değil mi? Evet. Berk Bey ben sonunda size anlatacağım. Cihat Süvarioğlu'yla devam ediyoruz. Evet. Ben bayılıyorum bu beyefendinin oyunculuğuna bu Cihat, arada. Evet. Cihat Süvarioğlu mu, Shakira mı? Şu Shakira'nın son aldatılma olayını bir konuşmak isterim. Yani onunla ilgili şöyle bir geyik var. Biz Türkiye'de çıkarmışız o haberi. Ya yani onlar evet, ayrılmışlar falan ama yani bir aldatma hikayesi var mı ben emin değilim. Ama kime ne? Shakira olur, Shakira olur ya. Shakira ile devam ediyoruz. Pikacığım kusura bakma. Kardeşim aldatmasaydın. Gerçekçi bir şey. Senin niyetin ne ya? Saunada arkadaşlık edeceksin. Shakira ile devam ediyoruz. Shakira mı, Scarlett Johansson mı? Scarlett. Yani Scarlett Johansson. Scarlett Hanım'la devam ediyoruz. Scarlett. Peki Scarlett mi, Olivia Wilde mı? Scarlett çünkü ben ya Avengers serisinin de hastası olduğum için Scarlett'ten devam edelim. Tamam. Yani. Evet. Scarlett mi, Mia Jovovich mi? Birinci dakika düşüp bayılabilir sıkıntı. Yaş. Ha şey yaş mı? Okey. Scarlett'ten devam edelim. Scarlett'ten devam ediyoruz. Scarlett mi, Emilia Clarke mı? Emilia Clarke. Scarlett. Satamıyorum. Avengers'ı satamıyorum yani. Avengers'ı satamadı. Hanımlar beyler Scarlett'le saunaya gidiyor. Böyle de abuk sabuk bir son. Peki. Asıl tanınırlığın Güneş'in kızlarıyla oldu değil mi? Asıl o. Senin için nasıl bir yeri var bu projenin? Çok güzel bir basamak olan, bana çok güzel kapılar açan evet, bir işti. Benim hayatımda ya. Evet. Yani birçoğunuza ben de çok önemli bir iş olduğunu evet, düşünüyorum. Güneş'in Kızları dizisindeki rolün için motosiklet dersi almışsın. Hala devam ediyor musun binmeye?
Devam etmiyorum çünkü aslında ben arabacıyım ya, dört tekerlekçiyim. Yani motora karşı çok bir sevdam yok. Dur. Artık dikkat edilmesi gereken anlardayız. Dinlemem de lazım. Ben ellerimle atom parçalıyorum. İyi geceler, hoş geldiniz. İsmim Özge Özel. İlk defa izleyenler olacaktır diye düşünüyorum. İsmimi lütfen internette aratın. Çünkü Özge Özel isminin altında çok güzel onlarca entry var. Hepsi .com'da. Evet. Başka bir Özge Özel daha var. Dükkanı kurşunlanmış bir güzellik uzmanı. O ben değilim. Onu söyleyerek başlamak istiyorum. Kafa karışıklığı olabiliyor çünkü. Çok güzel bir kalabalık. O yüzden size güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Ben bir süredir biriyle görüşüyorum. Evet, çok tatlı bir insan. Her şeyi konuşabiliyoruz. Beni asla yargılamıyor. Hiç kaybetmek istemiyorum jinekoloğumu. Ya, o kadar tatlı bir insan ki umarım bir gün tanışırsınız. Çok yaşlı. Profesör saçlarını inatla siyaha boyuyor ve bana ablacım diye hitap ediyor. Yani her muayeneye gittiğimde bana şöyle bir bakıyor, diyor ki çiçek gibisin ablacım. Aynen, devam diyor. Ve ben gerçekten kendimi çiçek gibi hissediyorum, biliyor musunuz o sırada? Yani çünkü biraz gergin bir şey. Yani ben jinekolog muayenelerinde biraz geriliyorum. Mesela işte ultrasonda bir şey, ne var orada, bir kitle var galiba, ne o falan diyorum. O diyor ki sakin ol ablacım. O senin yumurtan. Döllenmeyi bekliyor, yazık. Bu ara biraz dikkatli olalım, tamam mı diyor. Yani gerçekten her anlamda böyle, nasıl söyleyeyim, emekli bir albayın bahçesiyle ilgilendiği gibi ilgileniyor benimle, anlatabiliyor muyum? Yani böyle hani Kenan Evren için resim sanatı neyse, ben de jinekoloğum için bence oyum yani. Tabii maalesef emekli oldum. Kenan Evren değil. Ya maalesef değil, jinekoloğum, baştan alıyorum. Jinekoloğum maalesef emekli oldum. Ve çok zor bir şey çünkü yeni bir jinekolog bulmak gerçekten çok zor. Ama İstanbul sınırlarında bir şekilde bulabileceğime inandım. Aradım taradım ve buldum onu. Çok yaşlı, profesör, saçlarını siyah boyamıyor çünkü kel, çok daha iyi. Ve evime çok yakın bir devlet hastanesinde çalışıyor. Ve arkadaşlarım beni çok rahatlattılar. Dediler ki devlet hastanesinde hasta sayısı o kadar fazla ki, hani bakmadan seni muayene eder, her şeyini iki dakikada halleder falan gibi bir yerden. Gittim ben de, fakat ben bu kadar yoğun olduğunu bilmiyordum. Yani devlet hastanelerindeki kadın doğum katını görmüş olan var mı? Çok yoğun. Maalesef değil, iyi ki belki de. Çok yoğun. Yani şöyle söyleyeyim, uzay zaman sürekliliği tamamen kırılmış durumda. Yani hiçbir şey lineer zamanda ilerlemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani 5 dakika önce yanımda bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye gelmiş kadın, 5 dakika sonra böyle elinden tutmuş çıkarıyor çocukla falan başka bir kapıdan. Ben de çok heyecanlıyım yeni jinekoloğumla tanışmak için. Ha, ne bileyim işte, beni neye benzetecek, onun içinde çiçek gibi olacak mıyım? Ha, nasıl biri falan. Neyse, ben kapıyı çaldım, içeri girdim ve tabii ki yani şöyle bir şey vardı. O kadar yoğundu ki orası, o kadar kalabalıktı ki dikkat çekmemek için. Ben de dedim hani herkes berbat gözüküyor zaten. En az 3 gündür oradaymış gibi orası. En erken saate aldım randevumu. İşte dizi çıkık pijamalarımı giydim, saçlarımı yıkamadım, yastık izi falan gittim. Ve kapıyı çaldım, içeri girdim. Devlet hastanelerinde profesörler yerlerine asistanlarını, değil mi, sokuyorlarmış. İçerideki asistan doktor o kadar yakışıklıydı ki. Ya benim o halime inat gibi, gözüme sokar gibi. Ya senin orada ne işin var? Yani Grey's Anatomy'de olması gereken bir adamdan bahsediyorum. En kötü doktorlar bakın oraya bile uyar. Hani senin orada bir işin yok. Böyle kıvırcık saçlar, renkli gözler, dövmeler, bilmem ne, elinde kahvesi, gülümsüyor. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Hemen dilek tuttum falan. Ve adam bana gülümseyip dedi ki, size nasıl yardımcı olabilirim? Ben adama ne dediğimi hatırlamıyorum bu arada. Falan gibi bir ses çıkardım. Hiçbir fikrim yok ne dediğim konusunda. Ve adam beni anladı. Dedi ki, siz hazırlanın, içeri geçin. Ben hemen geliyorum. Başka şartlar altında duysaydım, belki her şey çok farklı olabilirdi. Ben Özge Özel, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalecilikle ya da futbolla oyunculuğun ortak bir noktası olduğunu düşünüyor musun hiç? Var. Şöyle var. İkisi de er meydanı. Dediğim gibi yani ikisinde de şöyle bir şey. Yani iyisen iyisindir, kötüysen kötüsündür. Çünkü iki tarafta da izleyici var.
seyirci var ve sürekli çalışıyorsan, kendini geliştiriyorsan futbolda da her zaman iyisindir. Oyunculukta da öyle. Yani ikisi de her meydanı. Hiç vakit kaybetmeden toksik maskülinite testimizi yapacağız. Bunu genelde erkek bireylerle yapıyoruz. Yanında manitası olan. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Enes, ben öğrenci pilotum. Öğrenci? Pilot. Aa! Evet. Pilot olacaksın. Uçuş okulundayım, evet. Harika, ne güzel. Sağ olun. Ne zaman bitiyor? Bir yıl var daha. Bir yeni yıl var. Yeni başladım, evet. Ay hayırlı olsun. Sağ olun. Heyecan verici bir meslek olduğunu düşünüyorum pilotluğun. Evet, dışarıdan öyle gözüküyor ama içine girince biraz daha farklı durum. Evet. Yine hayallerimi yıktığınıza onu sormak isterim ilk önce. Şimdi size beş tane cümle kuracağım. Katılıp katılmadığınızı söyleyeceksiniz. Biliyorum, tamam. Hazırsanız ilk cümlemiz şu. Bale yapan erkek görünce içimden hafifçe gülerim ama kimseye belli etmem. Doğru. Nasıl doğru? Gülerim ya. Gülerim dediniz. Evet. Harika. Dürüstlüğünüze de ayrıca puan vermek lazım ama bir 20 puanınız oldu hayırlısıyla. Şimdi efendim bir diğer cümlemiz. Dünyanın bütün iyi aşçıları erkektir. Değil. 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 Değil dediniz. Peki kadın dediğin akıllı olmalı, erkekler için bakım o kadar da önemli değil. Yok, kesinlikle katılmıyorum buna. Öyle değil yani. Bakım şart bence kadın da erkek için de önemli bir şey. Evet, siz evet. De zaten bakımlı görünüyorsunuz. Teşekkürler. Siz beyefendinin kız arkadaşısınız diye. Tamam, sizden kerteriz almaya çalışıyorum çünkü doğru mu söylüyor diye. Peki, gayet iyi. Buradan da puan almadınız. Dışarı çıktığımızda hesabı tabii ki ben öderim. Evet. Evet. Yani bu şimdi toksik bir soru mu onu bilmiyorum ben ya. İşte bu mesela düşünün nedir? Ha? Kimden sebep mi? Ben pardon, duyamıyorum ya. Yani. Yerel bir türkü söylüyor şu an ben anlamıyorum. Kimden sebep? Hanımefendi. Hayır canım adam öyle ya. Kimden? Ki. Yok yok. Evet. Tabii tahmin ederim. Evet kararsız efendim. Kaldı. Tahmin yani. Ederim. Evet. Ne diyeyim hani ne doğru olacak yok, şimdi yok, ne yanlış olacak işte aslında. Ya bu bence o kadar toksik değil be. Bu yani zarafetten zannediyorum ödemek istiyorsunuz. Şeyden kesinlikle. Benim yapmam yok, lazım yok, diye yok. Değil. Diye. Yani kibarlık olsun isterim yani genelde daha çok dışarı çıktığımızda. Anladım tamam. Buradan da hadi bir şekilde vermedik. Peki sevgilim işte. Eşli dans kurslarına bensiz yazılamaz. Başkasıyla da tango yapacak hali yok herhalde. Yapar. Yakın zamanda öyle bir mevzu geçti aramızda da. Dans değildi ama farklı bir mevzuydu yine buna benzer bir şey. Ama sanırım siz olay çıkardınız. Ben destekledim çıkardım. Sonrasında. Efendim? Destekledim sonrasında. Tabii sonrasında bir, destekledim evet. Öncesinde galiba. Evet. Aynen. Şimdi hanımefendi vermiyorum puan. Kaçıncı sorudayız İbrahim Bey? Son. Sanki güzel. Vermiyorum puan hanımefendi. Destekledi mi peki gerçekten? Siz söke söke aldınız aldım. Diyebilir miyiz? Söke söke aldım diyor 20 puanı Enes Bey'e sapladık bu soruyla. Ama 40 puandasınız asla toksik değilsiniz. Alkışlıyoruz size. Çok teşekkürler sağ olun. Tebrikler biz teşekkür ederiz. Fulaf. Şimdi beyefendi yapacağımız şey şu. Evet. Bunu taşırım yani taşıran kaybedecek. Ben başlıyorum sırf işiniz görülsün. İstediğimiz kadar doldurabiliyorum. Tabii tabii tabii. Hı. İstediğin kadar doldurabilirsin. O kadar mı istedin? Evet canım? Evet ya. Şu biraz uzun sürsün ya. Biraz uzun sürsün. Peki. Daha bu hiçbir şey. Daha bak bu yarım saat sürer böyle ben size söyleyeyim. Daha sen şimdiden bu kadar dikkate başladıysan kaybettin zaten. Ben de kanka. Ne? Çok koydu. Bir... Taştı mı? Nerede taştı be? Damladan bir şey olmaz. Nerede be. Taştı? İftiralardan. Bir şey söyleyeceğim. Ben ayağımla salladım onu. Hayır hayır damla yok zaten be. Geliyor. Oo. Bayağı var. Bayağı var. Sen rahat ol. Beni dinle. Titrememek de hareket etmemek de lazım. Şu an... Yani etme de. Berkçim onu da ben mi diyeyim yani şimdi?
Ama gülmemem de lazımmış. Gel gel. Dur, dur. Gel kardeşim, daha yok, daha var. O kadar ha? Tabii. Bana güven. Bu kadar eğlenemem bunlar. Sen taşırınca eğleneceğim ben asıl. Taştı. Aa, dur. Beyefendi, iyi misiniz? Gerildim bir saniye tel. Sabri Bey, neler yapıyorsunuz? Bunu yüreğine inecek ha. Sen ama tecrübelisin. Ben abi, biz bayağı eskiden beri bardak taşırıyoruz. Hep kaybediyorum ya ben. Zaten oradan taşan olsa bak, oradan akmaya devam eder bize. Aynen abi. Dur, dur, dur bir dakika. Allah! Bir şey söyledim. Olmadı değil mi? Olmadı. Artık dikkat edilmesi gereken anlardayız. Yapmayın çocuklar. Yapmadılar. Buyurun. Ben peki niye böyle? Merhaba, ben Karagöz. Buyurun. Sizi bekliyoruz. Buyurun. Oğlum tam yaklaşmıştı. Çiçiş çiçiş. Niye yapıyorsun ya? Bak, yarım saatte gidecek yine oraya bak. Allah Allah. Hay Allah, çok iyi gitmiştik. Yıllarımı verdin. Berabere mi kalsak? Al karşım. Berk Bey, rica ederim. Bence siz kazanırsınız. Ama hırslıyım dedim bak. Aynen, ben zaten dedim. Onunla eğleniyorum şu an. Yani ben taşırsam üzülmem. Ama sen taşırırsan çok sevineceğim. Vay be. Tuh. Yok artık. İp mi var falan? Aynen. Su tanıdık. Şu an jöle gibi. Ama galiba gitti. Büyük geçmiş olsun Berk Bey. Çok üzüldük. Arkadaşlar, bunun bu bende. Bunun kaçarı yok. Abi hakikaten bu ne ya? Bu kadar ha üstünden çıktı. Hiç, Berk'in hiç, bakın, hiç abartma huyu yoktu. Dikkat edin. Çok önemli bir bilgi. Nasıl ya? Arkadaşlar, ben ellerimle atom parçalıyordum eskiden. Kıtlama. Abi torpil var ama. Ben dökerken yükseltiyorsunuz volümü. Yavrum sessiz sessiz çalın. Akıllı akıllı oynayın. Bakın çocuk sonra diyecek ki zile vurdunuz da taştı. Taştı. Taşmadı mı ya? Hadi be babacığım. Hadi. Gitti. Kesin gitti. Gitti gitti, kesin gitti gitti. Ver enerjiyi, gitti. Akar o. Akmadın mı? Aha, akar. Şey yaparsan. İki damla daha koyarsan akacak. Sana zahmet. Ne oluyor? Gömleğini daha fazla açarak dikkatimizi mi dağıtacaksın? Sen. Peki şu an mesela dökmeden dökülürse ne oluyor? Sende abi bardak. Fırlatsam mı böyle? Ya
Taş rahatla. Abi yok artık ya. Ya. Bu kapıdan son kez çıkıp gidiyorum falan öyle bir şey değil miydi bu? Kavacık. Hayır ya. Kavacık şey... yerleri. Bence bunu sürdürelim, bilmeyelim bir süre ya. Bilme imkanımız var mı şu an ya? Alkışlarınızla Cabbar geliyor. Ne haber ben, nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen buyur lütfen. Çok teşekkürler. Ay adamı koştura getirdik. Merhaba dedi adam. Arkadaşlar misafirleri beraber ağırlıyoruz, öyle düşünün. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ayağımızın tozuyla geldik. Evet ya, koştur koştur sabah bir yerden geldin. Evet, İzmir'den geldik. Çok keyifli. Nasıldı? Güzeldi. Yani daha henüz sezon başı olmasına rağmen bir hareket var tabii. Evet. Ama tabii daha yüksek sezonda daha başka zamanlar oluyor. Ama erken sezon ve geç sezonlarda hep böyle sezon başı ve sezon sonu açılış ve kapanışları yapıyoruz. Tatlı evet. Oluyor, iyi bir enerji. Evet, sen de çok çalışıyorsun değil mi Cemal? Çok. Yani... Müzik yapmak hani sadece stüdyo değil ama aynı zamanda performans anlamında da sahada bulunmak benim zaten hayatım boyunca hep geçerli olan bir şey oldu. O yüzden hep sahadayım, hep aksiyon halindeyim, hep böyle bir elimde gitarım, bir mikrofon, hep böyle bir şarkı söyler, gitar çalar bir halim vardı. Benim bir iki yakalamışlığım var. Cabbar'ı dinleyebilmiş olan var mı canlı? Alkışlayarak evet demek istediler. Evet, çünkü öyle çalıştık. Seninle ilgili bilgi var. Çok küçük yaşlarda klipler izlerken böyle bir ilgin olduğunu fark ediyorsun. Yani o zamanlar seni etkileyen küçük bir kare, bir şarkının bir sözü, bir klip, belki onun introsu, bir şeyi aklına takılıveriyor. Hop diyorsun, bu büyülü bir şey galiba. Ben bunun parçası olmak istiyorum. Evet, benim de aklıma takılıyordu da gördüğün gibi ben müzik yapmadım yani. O yüzden bir... Sen de farklı bir yönde ilerledin ama yani. Filolojiye... Bir yani dil, özel bir dil bilimi. Yani işte kelimelerle olan sevda aslında benimki. Ha. Kelimeleri çok seviyorum. Etimoloji çok seviyorum. Hani bölmeyi, parçalamayı, o kelimeler nereden gelmiş, nereye gidiyor gibi. Aa, harika bir bilgi o ya. Çok hoşuma gidiyor benim. Biz üstüne düşünüyoruz zaten bir şeyler yaparken genelde. Yani işte ben de mesela şarkı sözü yazmak. Şarkı sözü yazmak, hani kelimelerin ağırlığı, onların dağılımı. Onlar buraya ben bu kelimeyi koydum ama o yerini sevdi mi acaba? Hani onlar çok aklımı meşgul eden sorular oluyor. Hep şarkı yazarken ki süreçte de hep böyle kafamda diri diri sorular oluyor bir sürü. Müthiş o bilgiyi. Zaten hani okuduğum şeyi hayatımda da yapabiliyorum şu anda aslında. Müthiş. Hani dil bilimi olarak işte hani sonuçta İngilizce de şarkı yazıyorum ben. Okuduğum şeyi işime de demeyeyim aşkıma adapte edebiliyorum aslında. O değerli harika bir şey. Harika. Marmaris'te yaşadığın dönemde bir Karayipler'e kadar yelken maceran var mı? Evet. Daha 3 hafta önce de Mallorca'ya gittik yine Marmaris'ten. Yelken mi? Evet. Motor yatla. Bu sefer yatla gittik. Evet ama... seviyorsun belli ki. Seviyorum. Ben bir de yani profesyonel olarak da çalıştım denizde. Yani farklı hikayelerim oldu. İşte yarıştım uzun süre Marmaris'te. Aa. Lokal anlamda yelken yarışlarına katıldım. Şimdi Cabbar aslında bir dağılan grubunuzun ismi ve sen devam ediyorsun. Ben devam ediyorum. Hikaye şöyle. bizim işte lokalde çaldığımız yerlerde işte bir grup kurma durumu oluştu. İşte bu hatta bu Karayip seyahatinin sonrasındaki dönem. Lokalde zaten ben hani solo artist olarak uzun yıllar akustik gitarımla zaten çalıyorum. Hani Loop Station deyip bir tertibatım var. Sahnede canlı prodüksiyon yapıyorum. İşte bunun üzerine de yakın işte Onur diye bir arkadaşım. Onur'la beraber ve Tolga ile beraber işte biz hani dedik bir grup kuralım, bir şey olsun. Çünkü biz iyi anlaşıyoruz. Hani mentalite olarak da iyi gidiyordu her şey. Bir şey olsun. O aralarda böyle hani işte James'tir, Travis'tir, yani gruplara isim koyma hikayesi böyle bir revaç vardı. Ben hani esasında Jabba'dan çıktı olay. Jabba the Hutt vardır Star Wars'da bilirsiniz. Aa evet. Jabba da olabilirdi aslında o dönem ama Jabbar böyle daha kucaklayıcı geldi. Hani hem Türkçe hem global hem böyle... Çünkü benim İngilizce şarkılarım da vardı. Hani acaba dedim bu frekansta böyle bir şey olsa nasıl tınlar? Ya arkadaşlarım da hoşuna gitti. Ancak sonradan hani o sahnede
Cabbar diye bir grup çıkınca sen de sakallı bir adamsın, sesin de kalın biraz böyle. Hani Cabbar abi hikayeleri ne dönüşmeye başlayınca artık hani sonrasında da işte Onur farklı bir yöne ilerledi, Tolga farklı bir yöne ilerledi. İşte Mehmet Ali Vardov farklı bir yöne ilerleyince ben böyle isimle tek başıma kalıvermiş oldum. Dedim ben de yani kendi şarkılarım da var, bari bu projeye bu mahlasla devam edelim. Öyle devam etti o olay. Harika. Ve hani işte kendi şarkılarımı böyle sosyal platformlarda işte paylaşarak, aha, müzik platformlarında paylaşarak daha mikro seviyede işte farklı bir yere taşımaya çalıştık hikayemizi. Bu İngilizce şarkıların da var ya, o dünyaya açılma gibi bir durum var mı? Neden olmasın? Ya bence de neden olmasın. Ama işte zaten hani üretim dahilinde olmak, hani oyunu oynuyor olmak. Ben üretiyorum, o artık gidebileceği bravo, her yere yani gitsin. Sonuçta bir şey, biz mesela bir stüdyo sürecinin sonunda işte kliplendiriyoruz şarkıyı, final bir hale geliyor. Artık o şarkıyla uğraşımız kalmıyor ve bitiyor ya. Hani o artık kendi yolunu yürümeye başlıyor. Bambaşka bir şey oluyor. O ne gelebiliyorsa geliyor o şarkının başına. Harika tanımladın gerçekten öyle. Cabbar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cabbar sizlerle. Gidiyorum falan öyle bir şey değil miydi bu? Kavacık. Şey hayır ya. Kavacık yerleri. Bence bunu sürdürelim. Bilmeyelim bir süre ya. Bilme imkanımız var mı şu an ya? Seni dizilerde izliyoruz ya. Sinemayla ilgili hayalin var mı? Var. Sinema evet hiç yapmadım. Ama daha yani yaparsın. Evet. Sinema niye olmasın ya? Sinema başka bir yer. Peki şey kamera arkası ya da tiyatro ile ilgili bir şey düşündün mü? Tiyatroyu Salih ile hatta geçen gün konuştuk. Salih de evet çok severim Salih'i. Çok da yetenekli, enerjisi falan inanılmaz biri. Dedim ki yani kesinlikle seninle bir şey yapmak istiyorum ya. Enerjisi o kadar güzel ki yani izlerken hayran kalıyorsun. İşte Fanatik oyununu mesela izliyorsun ve hayranlıkla izliyorsun yani. Sette yaz kış terlik giyiyormuşsun. Ya babaray nasıl gelir ya? Sette yaz kış terlik giyiyormuşsun, yastığını yanından hiç ayırmıyormuşsun. Sormak istiyoruz neden? Güvende hissediyorum terlikte ben. Hayır. Böyle bir şey. Evet terlik giyiyorum. Terliği çok seviyorum. Terlik çok rahat bir şey. Terliği de şu yüzden giyiyorum. Parmak arası mı? Yok normal düz. Aynen. Düz terlik. Şimdi benim zaten evimle set arası 2,5 dakika falan. Ya beni arabayla alıyorlar. Sete gidiyorum. Karavanıma giriyorum. Kıyafetlerimi değiştiriyorum. Sete geçiyorum. Evet. İşim bitince de geliyorum. Kıyafetlerimi giyiyorum. 2 dakika sonra evime gidiyorum. Evet. Ya şu 2 dakikalık mesafede niçin ayakkabı giyeyim? Yani çünkü zaten ben niye giyeyim yani? Yok canım giyip giyme Berk'cim benlik bir şey yok. Ben merak ettiğim için soruyorum. Kışını giyiyorum bu arada hakikaten de. Yaz kış. Yastık hikayesi de Eskişehir'de kaldığımız dönemde yol 1,5 saat yolumuz vardı. Aha. O 1,5 saatlik yolda git gel yaparken hep yastıkla girip yastıkla çıkıyordum. Çünkü yolda uyuyordum. Ben hareket eden her şeyde uyurum. Bu arada öyle bir özelliğim var. Hareket eden her şeyde uyurum. Uçak kalkıyor yani atıyorum. İndiğinde uyanıyorum mesela falan. O bana da bazen oluyor ya. Yani hani çok tren, seviyorum yolda araba, ya otobüs ne olursa olsun uyuyorum yani. Okey. Sana bir sürprizimiz var bizim. Berk bu kadar zaman. Bakalım neymiş. Tabii ki Caner geldi. Caner'cim merhaba. Caner'cim. Hazır mıyız o zaman? Hazırız be. Evet. İnsanlar ikiye ayrılır, veresiye satan, peşin satan. Sen hangi taraftasın Berk Atan? Her gün hayatına yeni bir şey katan, çeşmede akşamdan şezlonga havlu atan Berk Atan. Hayranları çoktur onun kalbi Berk diye atan Berk Atan. Çok memnun kalır seni filminde, dizisinde oynatan Berk Atan, Berk Atan. Yoktur bir baba yiğit Berk kaledeyken gol atan, Berk Atan. Hayranları çoktur onun kalpleri Berk diye atan, Berk Atan. Berk Atan. Harika ya. Bayıldım ya. Bak. Ağzına sağlık. Görüşürüz Caner'cim. Caner sıçrayarak gitti. Peki yakışıklıyım demiyorum demişsin. Başkaları epey diyordur diye tahmin ediyoruz biz. Düzgün fiziğin dezavantajları olduğunu düşünüyor musun? Hiç yaşadın mı?
bu işe yeni başladığım zaman, bu mesleğe yeni başladığım zaman şöyle bir ön yargılar vardı. Tabii ki de sonuçta insanlar beni tanımıyordu ya da bu mesleği ne kadar sevdiğimi veya ne kadar yapmak istediğimi bilmediği için. Bu mesleğe başladığımda evet sadece işte ekrana çıkıyor, yakışıklı, güzel çocuk işte ekrana çıkartıyorlar gibi bir yerden eleştiriler vardı. Allah'a şükür yani hani ben bu işte de Gönül Dağışı'nda da ve hani bu işte de artık hani öyle olmadığını mevzunun. Hı hı. Zaten hani başka bir yerde ben de mevzuya mesleki olarak baktığım için bu tarz eleştirilere biraz başında maruz kaldım. Evet. Bu da bir ön yargı. Haklılar da. Haklı da olabilir. Yani, yani artık hani çok yakışıklı ve müthiş oyuncu insanlar var dünyada. Yani evet, bence evet, o kadar evet. Artık haklı değil insanlar. Yani biraz seyrettikten sonra olabilir. Benim çok yakın ve herkes tanıyan herkes tarafından çok yakışıklı bulunan bir arkadaşımın şey bir lafı var. Evet abi yakışıklıyım. Yani ne yapayım şimdi? Yani bir tek bundan bahsederek hayatımız geçmez ki yani. Yani ben bu mesleği yapacağım diye İstanbul'a geldiğimde gerçekten arkadaşımın evinde sadece yere pike serip yattığım zamanlar da oldu mesela. Evet. Ve hani ben tırnaklar yani mücadele ederek ve tırnaklarımla kazıyarak yoksa sadece ya benim için bu meslek gibi tabii görmesen de başka bir yerden bakıyor olsam yani ben niçin yerde yatayım? Deli miyim? Senin için nasıl geçti bu son sezon? Ya benim için çok güzel geçiyor. Von Dip! Sizi tanıyalım. İsminiz? Seda Atan. Seda? Atan. Atan mı? Atan mı? Evet, Atan. Atan mı? Şu an mı fark ettiniz? Seda? Ne işin var burada? Aa, Seda. Evet. Niye söylemedin geleceğini falan? Kuzeni misiniz? Gökhan Atan, Seda Atan. Aha. Aa, Gökhan Atan öyle mi? Eyvallah. Asıl Gökhan Bey sizin, eyvallah, senin kuzenin galiba. Gökhan... Var mı boşnaklık sizde? Yok, ha tamam. Atan da bu ilk defa biriyle karşılaşıyorum. İlk defa soy ismimde aynı olan biriyle. Bugüne kısmetmiş. Bugüne kısmetmiş. Eyvallah. Seda Hanım ne iş yapıyorsunuz? Ben öğretmenim. Ah, ne öğretmeni? Müzik. Buyurun sizin şarkınızı dinleyin. O kadar güzel hınlıyorsunuz ki. O kadar ben içine girmeye güzel çalışıyorum mevzuna ama giremiyorum. 90'lar pop. Değirmenlere karşı bile bile enle enle enle. Bu değil teşekkür mi? Teşekkür ederiz. Alkışlayın İbrahim Bey. Seda Hanım'la bu geceye hoş geldiniz. Evet. Alkışlıyoruz Seda Hanım. Çok teşekkürler. Çok evet. Sağ olun. Afiyet olsun. Berk Bey, galiba sirke sizin yağları eritecek. Evet. Afiyet bağlı şeker olsun. Bu sirkeli su da arkadaşlar neyse. Su yok, sırf sirke. Ha, sirke mi sadece? Sana hak ettiğini yaşatacağız sana. Harika. Gerçekten müthiş içtiniz sirkeyi. İsminiz neydi tekrar? Ayça ben. Ayça Hanım. Evet. Evet. Ayça Hanım buyursunlar şarkınızı dinliyoruz. Bu kapıdan son kez çıkıp gidiyorum falan öyle bir şey değil miydi bu? Hayır, bu şarkıyı o kadar basite indirgeyemezsiniz. Tamam peki falan. Tahmin edin, özür dilerim ya ama sirkenin etkisi ben falan. Ben ben geçerken sen geçerken sahilden sessiz. Berk sahilden kendi geçer abi. Sen, ben geçerken. Çok teşekkürler. Ayça Hanım'ı alkışlıyoruz. Bravo. Peki bir şey soracağım. Harbiden bilemedim mi? Bu bir torpil miydi şu an? Tabii ki torpildi. Evet torpil. Ben onu ilk notada bilmiştim. Ama sırf senin için... Mutlu olayım diye. Tuzlu beri cezasını çekiyorum. Gerçekten muhteşem bildin. Absolut kulak gibi bir şeysin ya ben. Ben de merak ettim falan. Alabilir miyim şuradan? Ay... Bir tane daha var mı? İsminiz neydi? Asya ben. Ve ben bunu bilmediğim için... Gerçekten çok koyu bir yolak oluyor şu an. Asya ben. Asya Hanım ne iş yapıyorsunuz? Ben okuyorum. Şarkınızı hımlayabilirsiniz. Bence bunu sürdürelim. Bilmeyelim bir süre ya. Bilme imkanımız var mı şu an ya?
Bir de yani kibarlık yap. Asya Hanım çok özür dilerim. Zannediyorum bize şu an Commodore 64 sesi yapıyorsunuz. Ama biz de çok bize dönük monitör olmadığı için zor duyuyoruz. O yüzden bir kere daha rica edeceğim. En baştakinden. En baştakinden ama. Dünya bir toz bulutuydu. Oradan. Buyurun. Canı uyamadım. Yırtana meydana. Tarkan değil mi bu? Bir çıkar ki meydana. Bravo Asya Bravo. Hanım. Gerçekten inanılmazdınız. Harikaydınız. Bir şey söyleyeceğim. Ben yalnız şeye oturdum. Neresi orası? Öp. Evet abi. O da bizim cahilliğimiz. Kusura aynen. bakmayın. Ama ı'dan öp gelmiyor insanlarla. Yani bir sorun var gibi. Peki bu da mı bir torpildi? Ha? Bu da mı torpildi? Asla abi. Kesin absolut kulaksın. Ben bunu içeyim o zaman. Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Aylin ben. Okuyorum. Beslenme diyetetik. Aa diyetetik evet. okuyorsunuz. Ay tebrik ederim. Kaçısın? İkinci sınıfım. Harika. Peki daha fazla uzatmayayım. Tamam. Buyurun. Hele bir gel. Aynen işte. Ne? Hele bir gel. Uzakla. Neydi işte şeyin? Kabaca. Kapına ne? Kavacık diyordu. Şey hayır ya. Kavacık yerleri. Dur aynen kavacık yerleri. Kavacık yerleri günlük dizi. Hepsinin yüzünden 101'i soktum aklıma. Yerel kanalda. Kavacık evet. yerleri hele bir gel değil mi bu ya? Evet. Evet tabii bir, doğru. Bir kuple söyler misiniz şarkıyı? Ya bende sıkıntı şu. Çok ben teşekkürler. Alkışlıyoruz hanımefendiyi. Ya bir şey sen bunları hiç mi bilmiyorsun ciddi? Yok ya bunu gerçekten yetişemedim ya. Ha. Bu yani şey bir tanıdık çok belliydi ama. Beceremedim. Şimdi... Beyza Hanım'a mikrofonu verelim. Senin şarkını dinleyelim hadi. Bende yok, ben de önüme koyayım. Bende de yok. Sen bunu kendin söylemeye devam et sözüyle beraber. Söyleyeceksen söyle, içimiz yandı. Bildiniz. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerim solmasın sakın aç çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha. O mu bir şey? Aşı açıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki ben bunu senin için yapmak istiyorum. Aç çiçeğim. Gel biraz bana. Şimdi kim bilmiş oldu arkadaşım? Kimse bilemedi. Yarı yarı değil ya. Bir tane daha bir rahımlısın. İsminiz Merhaba, nedir? Merhaba, Öykü. Öykü Hanım. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Öğrenciyim, okuyorum. Buyurun efendim. Senin küfür ediyor ya o. Denize bıraktım ereme. O kadar da değil. Harikaydınız Öykü. Alkışlıyoruz. Berk Bey afiyet olsun. Tuzlusu mu? Tuzludur, evet. Yani kusturmak için kullanılan bir şey. Ne mikrop öldürür bu da ya? Mikrop öldürür diye umut ediyorum. Sinizlere iyi gelir. Bravo! Tabii ki Berk Atan kazandı. Alkışlıyoruz Berk'i. İnanılmaz, gerçekten. Yani Fazıl Say'la mı yarıştım? Berk Atan'la mı yarıştım? Ben böyle bir şey görmedim. Berk, program bitti.
Ya ayaklarına sağlık. Ben eyvallah, zaten yan yana gelmeyi çok arzu ediyordum. Çok sonunda başardım. Evet, çok güzel oldu ya. Çok eğlenceli bir sohbet oldu. İnşallah yine yan yana geliriz en kısa zamanda. Evet. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Ekran başındakilerin de eline sağlık. Gözlerine sağlık. İyi geceler.